WOW Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Kendini Bilmek programıyla sizlerleyiz. Hayatın içinden farklı meseleleri konuşmaya çalıştığımız bu programda içinde bulunduğumuz dönem dolayısıyla tabii ki Ramazan'a değinen konulardan bahsetmeye çalışıyoruz. Ramazan'la beraber zihinlerimize tekrar tekrar canlanan bizim için kıymetli pek çok değerlerimiz var. Ve bu değerlerle olan bağlarımızla ilişkimize dair de konuşmak istiyoruz bugün. Biraz daha netleştirecek olursak özellikle de Ramazan'ın getirdiği oruç ve bununla beraber diğer ibadetlerimizin hayatımıza yansıması nasıl oluyor? Hem ruhsal açıdan hem toplumsal açıdan bize nasıl yansımaları var? Ve biraz daha günümüzde ailelerin en çok zorlandığı sorunlar arasında olan gençlerin ibadetlere olan yaklaşımı, gençlerin ibadet bilinciyle alakalı acaba şu an nasıl bir süreç gözlemliyoruz ve bizlere düşen görevler neler oluyor? Hepsini bugün ele almaya çalışacağız. Çok değerli iki konuğum bizlerle. Uzman klinik psikolog Bahriye Kaman. Bahriye Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Ve vaiz aile danışmanı Sümeyra Güneşer. Sümeyra Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Dediğim gibi bugün çok kapsamlı başlıklardan bahsetmeye çalışacağız aslında. Ben programın başında izleyicilerimize de hatırlatmak isterim. Konuyla ilgili sizlerin de sormak istediğiniz sorularınız, iletmek istediğiniz görüşleriniz olursa ekranda gördüğünüz numaradan bize ulaşabilirsiniz. Şimdi Ramazan'dan bahsediyoruz dedik. Elbette bizim Ramazan'la alakalı tamamen dini içerikli ve bu bağlamda da ele alan programlarımız olduğu gibi biz özellikle kendini bilmekte biraz kendi hayatımızla ve ruh sağlığımız açısından da konuları bağdaştırmaya, ele almaya çalışıyoruz. Ve tam da bu bağlamda Ramazan'ın içinde bulunduğumuz ruh haline çok büyük bir etkisi var. Çok şükürle bir etkisi var tabii ki. Ve bu etkiyle beraber bizim zihnimizde yeniden bazı anlamlar tekrar canlanıyor. Unuttuğumuz değerler tekrar canlanıyor. Ve genel olarak ilk akla gelen belli başlı anlamları arasında oruçla beraber anlamlandırdığımız bu süreçte daha çok sanki böyle maddi kavramlar zihnimizde canlanıyormuş gibi. Ama bununla beraber bize getirdiği manevi pek çok kavram da var. Yani Ramazan'da oruç tutmak sadece fakirin halinden anlamak kadar basite indirgeyeceğimiz bir anlayışa sahip değil. Böyle bir mahiyeti yok. Peki nasıl bir mahiyeti var? Yani biraz daha böyle özüne bakacak olursak, bize yansımalarına bakacak olursak, bununla alakalı temel kavramları düşündüğümüzde hangi kavramlar karşımıza çıkıyor? Bahriye Hanım sizle başlayabiliriz. Olur. Şimdi oruçla Ramazan'ı belki de ayırmak gerekiyor. Bu noktada doğru söylediniz. Yani Ramazan daha toplumsal, daha fiziki, daha somut işlerden bize anlatıyor. Yani zekat, fitre vesaire. Oruçsa bireysel bir şey. Tamamen içimize dönmemizi sağlayacak olan bir şey. Bir farkı daha var orucun diğer ibadetlerden. Diğer ibadetlerde genelde şartlarına baktığımızda işte şunları şunları yapmanız gerekiyor. Örneğin namaz, abdest almanız gerekiyor, belli bir duruş almanız gerekiyor. Oruç söz konusu olduğundaysa aslında yapmamamız gerekiyor. Yapa geldiklerimizi yapmadığımız bir ibadet oruç. Oruç biraz tutmak, biraz durmak, biraz düşünmek yani durmanın düşünmeyi doğurmasıyla birlikte aslında durmakla başlayan, yapmamakla başlayan bir süreç ve bireysel, içsel bir süreç aslında. Dolayısıyla bizim içimizi dönüştürmesi gerekirken biz biraz da toplum olarak yapmayı tercih ediyoruz. Oruç durmakla birlikte bizi olduran bir şey olduğu için olmak bize biraz zor geliyor. Hmm. Olmak beklemeyi içeriyor çünkü. Hmm. Yapmaksa daha kolay, başkalarını bağlıyor. O yüzden biz birazcık toplumsal kısmını öne çıkararak kendimizden uzaklaştırmış oluyoruz aslında. Hmm. Halbuki oruç tamamen iradeyi ön plana çıkaran, tamamen seçmemeyi, çünkü irade seçmemekle olur. İrade normalde yapmakmış gibi gelir bize. İradeni kullan ve yap. Aslında öyle değil. İrade yapmamakla olur. İrade durmakla olur. Yapa geldiğiniz süre gelen alışkanlıklarımızı durdurduğumuz zaman, onlara bir es verdiğimiz zaman irademizi kullanmış oluruz. Aslında orucun en önemli özelliği iradenin ortaya konduğu bir süreç. İradeyle alakalı çok temel zorlandığımız alanlardan birisi olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü sizin de dediğiniz gibi yapmak her zaman daha kolayken yapmamayı seçmek her zaman daha zor oluyor. Alışkanlıklarımızda da böyle. Yani artık bizim için işe yaramayan ve değiştirmek istediğimiz alışkanlıklarımızla alakalı onu yapmamayı seçmek bizi zorlayan tarafta oluyor zaten. Evet. İşte tam da bu mahiyetiyle beraber de bir terbiye edici yönünden de belki de bahsedebiliriz bu şekilde. Sümeyra Hanım siz neler eklersiniz? Hocamın söylediği gibi aslında irade konusu ya
bir durma talep ediliyor bizden. Ve bizden önceki milletlerde de aslında, yani İslam öncesi toplumlarda da olan bir ibadet, oruç. Zaten ayet-i kerime de bu şekilde. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruçta farz kılındı. Burada yalnızca şöyle bir fark var. Bizim için neden Ramazan bu kadar coşkulu ve neden bu kadar önemli vakitler? Çünkü İslam toplumunun kimliğinin oluştuğu dönemler. Tam hicretten sonraki ikinci senede kıblenin değişmesi, sonra oruç ibadetinin ümmeti Muhammed'e has işte sınırlara ve çerçeveye büründürülmesi aslında burada İslam toplumunun kimliğinin oluşumunu gösteriyor. Hı-hı. O yüzden aslında aynen dediğiniz gibi somut yönleri olduğu gibi bu çerçevenin dışında kalan belki de görünmeyen kısım, maneviyat kısmı var. Maneviyat da nedir zaten? Hayatı anlamıyla yaşamak. Bildiğimiz şeyler, aslında bilmediğimiz şeyler değil ama bildiklerimizin hakikatine ulaşma. Hı hı. Ve bunun içinde durma belki de bir fırsat hepimiz için. Hı hı. İşte bu durma ile alakalı temel zorlanmamız üzerine konuşmaya başladık ya. Oruçla beraber ruhun temel olarak öğrendiği durumlardan birisi de bazen de durmaya ihtiyaç olduğu. Evet. Her ne kadar zorlayıcı olsa da hatta durmadan yeni bir harekete geçme imkanımız da olmadığını bize belki de fark ettiriyor ama oruç evet hem irade hem bize biraz daha bazen durmanın çok daha kıymetli olduğunu hatırlatmakla beraber ruhumuza başka yönden de tesirleri oluyor. Bu başka nasıl tesirleri oluyor? Yani oruç dediğimiz zaman mahyalarda da yazar ya sizin de az önce değindiğiniz gibi ey oruç tut bizi. Neyi kastediyoruz burada orucun bizi tutmasıyla beraber? Ruhumuzda acaba nasıl yansımaları oluyor orucun? Bir kere aslında tatminsizlik, doyumsuzluk, o minimal yaşamı bize öğretiyor oruç ya da deneyimletiyor. Ne kadar azla yetinebileceğimizi, aslında ne kadar az ihtiyaçlarımız olduğunu. Aslında oruç azalarak çoğalmak da diyebiliriz. Yani fiziki ihtiyaçları azaltarak ruhi gelişimi çoğaltmak ya da zihinsel süreçleri çoğaltmak. Buna aslında biz zihinsel süreçler diyoruz ama kültürümüzde tefekkür deniyor. Tefekkürle çoğalıyoruz, zihnimiz genişliyor ve bereketleniyor. Aslında fiziki ihtiyaçları azalttığımızda içsel anlamda çoğalmış ve artmış oluyoruz. Hı hı. Kendimizi ruhi olarak büyütüyoruz ve güçlendiriyoruz. Dayanıklılığımız artıyor. Hani sabır ayı denir ya, hı hı. Aslında sabrın sonu tahammülümüzün artması gerekiyor sabırla birlikte. Hı hı. Ruhun kendi sınırlarını fark etmesi aslında, kendi sınırlarını görmesi, hı hı. Ve bunu zorlayarak aşması. Sınırlar zorlayarak aşılır bilirsiniz. Zorlamadan aşılmaz. İşte oruç da bizi bu anlamda açlıkla zorlarken içimizdeki ruhumuzun genişlemesini, zenginleşmesini ve bereketlenmesine sebep olmalı. Oluyor diyemiyorum. Çünkü oluyor mu olmuyor mu bilemeyiz tabii ki göreceli. Hı-hı. Kime göre, neye göre. Çünkü biz çok toplumsal yaşadığımız için bunun üzerinde çok fazla vakit harcayamıyoruz. Yani kendimize dönemiyoruz. Ramazan'ı daha da dolduruyoruz. Şölen hani törene döndürüyoruz. Hep bir telaş, hep bir koşturmaca. Dolayısıyla ne kadar mümkün oluyor, ne kadar pratik buluyor bilmiyorum ama olması gereken bu diye düşünüyorum. Hı-hı. Evet, işte burada belki bizim biraz da kaçış yöntemlerimizden birisi evet. oluyor. Yani sürekli bir vaktimizi doldurmak, sürekli iftar davetleriyle koşturmaya başlamak ya da sürekli bir görüşme planı, başkalarıyla buluşma planı içine girilen bir zamanmışçasına. Sanki yetinmiyoruz, oruçla da yetinmiyoruz. Evet. Hani orucun bizi azaltmak için kurduğu sistem ya da bu sistemin içinde de biz yine paylaşımlarla onun dışına, sistemin dışına çıkmaya çalışıyoruz. Biraz biz millet olarak sınırları delmeyi severiz. Belki evet. bununla da alakalıdır. Yani tabii ki şey kısmı da çok güzel. Hani toplumsal olarak birlik ruhunu oluşturması, yani bütün bir Ramazan'ı kendi kabuğumuza çekilelim ve hiç kimseyle iletişime geçmeden bu vakti geçirelim de değil burada kastedilen şey. Ama burada işte hep dengeden bahsederiz ya, dengeyle alakalı yaşadığımız bir sıkıntı söz konusu. Yani bunun bir bireysel hayat dengesini bir de bizim başkalarıyla olan ilişkimiz bağlamındaki dengesini yerinde oturtamadığımız zaman zaten biz oruçla alakalı hepimizin ibadetlerini Allah kabul etsin bir karşılığı olacaktır inşallah. Buna inanarak yapıyoruz bu ibadetleri. Ama bir yandan bizi taşıyabileceği daha ileri adımlar varken bunlarla sınırlı kaldığımız zaman o ileri adımlara
sanki ulaşmak için çok da çaba sarf etmemiş oluyoruz. Evet, yani evet. Daha iyisi için uğraşabileceğimiz bir imkan bize sunulmuşken elimizdekiyle işte burada da tamam ben orucumu tuttum bununla da yetiniyorum dediğimiz bir yerde kalabiliyoruz. Belki biraz daha bununla alakalı işte bakış açımızı değiştirdikçe yani oruca yüklediğimiz anlamı değiştirdikçe hepimizin bu dönemde birbirine olan yaklaşımı da ve kendimize olan yaklaşımımız da değişmiş olacak böylece. Evet Sümeyra Hanım. Aslında Ramazan ayı oruç ayı diyoruz. Fakat çok önemli bir detay Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde. Aslında Ramazan Kur'an ayıdır aynı zamanda. Hı hı. Kur'an-ı Kerim nedir? Bizim hayat rehberimizdir. Bizim aslında kendimizi bilme yolculuğundaki yegane rehberimizdir. Bu yönden baktığımız zaman Ramazan aslında bir eğitim ayı, bir arınma, kendini bulma ayı. Ama dediğiniz gibi tamamen bireysel değil, tamamen de toplum içinde yok olmuş şekilde de değil. Aslında bu iki dengeyi kurmak için belki de bir fırsat. Ramazan'ın son 10 gününde itikaf var. Bu hı hı. aslında bireyselliğini ön plana çıkarıyor. Belki de Kur'an'la hemhal olmak, o Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde inmesi ve sonra onunla hemhal olmanın önemine burada değinebiliriz. Ama onun dışında da Ramazan'ın içinde bir diğer mümin kardeşine iftar ettiren kişinin o iftar ettirdiği kişilerin orucunun sevabından nasiplendiği bize müjdeleniyor. Evet, evet. Bu da toplumsal yönünü gösteriyor bize aslında. Evet, toplumsal açıdan biraz daha bakacak olursak Sümeyra Hanım, karşımıza başka hangi fırsatlar çıkar diyelim bu süreçte? Yani bunu bu ibadeti bir arada gerçekleştirmenin bize acaba başka nasıl yansımaları, başka nasıl katkıları oluyor? Başta bir niyet ayıdır. Niyetlenmeyle başlar. İmsaktan önce biz niyet ederek başlarız oruca. Ve Ramazan ayı toptan bizim bir niyetlenme dönemimizdir. Mesela işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifinde de vardır. İşte oruçluyken bir diğeri size kötü muamelede bulunursa, hoşunuza gitmeyen sözler söylerse ben oruçluyum deyin iki kez. Sonra orayı terk edin. Yani buradan anlıyoruz ki aslında toplumsal uyum, birlikte yaşama ahlakı, bunların gelişmesi için de birer fırsat. Belki normalde sabırsız davranabiliriz, belki o an cevap verebiliriz ama oruç bizi tutuyor. Hı hı. Çünkü biz oruçluyuz deyip oradaki şeyi, belki de olumsuzluğu durduruyoruz. Olumluların artırıldığı, olumsuzların azaltıldığı bir dönem ve bu tabii ki toplumsal barış için, toplumsal işte birlikte paylaşım için ve uyum en önemlisi. Hı hı. Birlikte hareket etme kabiliyeti noktasında dayanışma. Zaten hı hı. Bu ay içerisinde verilen sadakanın daha fazla, daha makbul olduğu, daha fazla sevap kazandırdığı için zekatları da genelde Müslümanlar Ramazan ayında verirler. Fıtır sadakası vardır mesela. Bu da toplumsal dayanışmaya bizi götürür ve bu toplumu güçlendiren bir şeydir. Birbirine hı hı. bağlayan, kenetlendiren bir şeydir. Hı hı. Ve bir topluluğun parçası olma bilinci de yani insanın aidiyet ihtiyacını evet. da çok doğrudan hizmet ediyor, evet hizmet eden ve işte Allah kurduğu sistemde sanki insanın ihtiyacı olan her şeyi tek tek yerine koyacak ibadetler de karşımıza çıkartmış gibi. Yani bana bunu hatırlatıyor. Çünkü biz işte böyle sürekli insanın aklına tabii ki kendi alanı dolayısıyla psikolojiyle alakalı kavramlar geliyor evet. ya. İçinde olduğu, bulunduğu ortamla beraber de bu kadar ibadetlerden yoğun bir şekilde bahsedilen bu dönemde özellikle de doğrudan zihin çağrışım yapmaya başlıyor. Yani ya çok şükür Allah bunu düşünmüş, bunu da bunun için vermiş diyebiliyoruz böylece. Burada toplumsal kimlik dedik ya, yani aslında o Müslüman kimliğinin, İslam toplumu kimliğinin oluşması ve o çatının altında buluşabilme. Hı hı. Dediğiniz gibi aynen aidiyeti kazandırıyor ve aidiyet bir insan için hani psikoloji alanının da çok iyi bildiği, çok aktardığı bir bilgidir. Aidiyet insanın en temel ihtiyaçlarından birisi. Hı hı. Bu anlamda çok besleyicidir. Hı hı. Ve işte bu ihtiyacımızı çok net karşıladığı için de bir yanıyla biz bu tarafını da çok seviyoruz. Yani o kalabalık içinde olmayı, teravihleri çok kalabalık kılmayı. Daha çok seviyoruz. Evet, evet. Daha bizi evet. daha çok motive ediyor. Evet. Ve o birliğin içinde olmak da ayrıca bir insana bir şifa kaynağı, şifa vesilesi de oluyor. Oradaki kendi başımıza yaptığımız ibadetle orada topluluk içinde yaptığımız ibadet arasındaki farkı hissettikçe bu da bizim için tabii ki ayrı bir lezzet veriyor. Çünkü işte az önce dediğimiz gibi pek çok farklı ihtiyacımıza da hizmet eden evet, bir ortam evet. oluşturmuş evet. oluyor. Evet.
Burada ibadetlerle olan bağımıza da biraz daha detaylı bakalım istiyorum şu bağlamda. Bizim ibadetlere olan yaklaşımımız, ibadetlerle olan bağımız, hayatla olan anlayışımız, başka ilişkilerle, başkalarıyla olan yaklaşımımız arasında acaba bir benzerlik var mı? Yani kişinin hem Allah'la hem de inandığı başka kaynaklar varsa, yaratıcıyla olan ilişkisi, acaba hayatta başkalarıyla olan ilişkisini nasıl yönlendiriyor? Aslında çok geniş cevaplanabilecek bir soru bu. İbadetlerin her biri tabii ki ele alınabilir ama namazı biz burada baz alabiliriz. Bir kere disiplin verir, hani zaman bilinci. En çok da aslında hani ana yaşamak, anda kalmak diye bir tabir var ya. Müslümanın anı yaşayamama nedenini anlamak mümkün değil. Çünkü 5 vakit ana gelir Müslüman namaz kılıyorsa. Anın zamanın içine gelir, niyet eder ve şu an buradayım, öğlen vaktindeyim, ikindi vaktindeyim ya da işte akşam vaktindeyim diye kendisine tekrar edip kendini ana getirir aslında. Neredeyse, geçmişteyse ya da geleceğin kaygısı içindeyse. Bunu bilinçsizce yaptığımız için belki hayatımıza yansımıyor olabilir. Fakat bilinçli yaptığımız zaman ibadetleri, 5 vakit namazı bilinçli kıldığımızda örneğin ya da oruç da aslında böyle bir şey, yine zamanla başlayıp zamanla bittiği için, belli sınırları olduğu için bir kere insanı disipline eder ve anın içine geçmesini kolaylaştırır, kopmayı fark ettirir. Ben neredeyim, nereye gidiyorum? Bir anda anın içine gelmesi gerektiğini anımsatabilir. Evet. Çünkü ibadetlerle biz ana ve zamana geliriz. Çok kısa bir ara parantez, evet, müsaadenizle bir şey eklemek istiyorum burada. Biz anda kalmadan bahsederken, anda kalma pratiklerini anlatmaya çalışırken şu örneği de çok kullanırız. Hani namazdayken bazen aklımıza başka şeyler gelir. Kafamız o kadar yoğundur ki, ya kaçıncı rekattaydım, şimdi onu okumuş muydum diye kafamızın karıştığı olur ve o an aklımıza gelen başka şeylerden sonra deriz ki bir dakika, şimdi namazdayım, namaza tekrar odaklanayım ve bu çok otomatik olur. Evet. Yani dağılan zihni, geçmiş ya da gelecek kaygısıyla boğuşan zihni hemen tekrar toparlı, o ana, evet, namaza getirmeye çalışırız. Namazı tamamlayabilmek için, doğru bir şekilde, evet, kılabilmek için işte bunu yapma becerisi anda kalma becerisidir, evet, diye özetleriz. Aslında namazın otomatikmen insanın hayatına bu şekilde yansıması, evet, gerekir, evet, ya da beklenir. Fakat ne oluyor da olmuyor? Tabii orası farklı, evet, bir konu. Buyurun. Evet. Bununla birlikte sınırlar, ibadet eden insanların sınır problemi olmaması gerekir. Çünkü ibadet sınırlar içerisindedir. Vakit önemli bir sınırdır. Hem ana getirir hem de insanı sınırlandırır. Oruç örneğin, hı-hı, belli sınırlar içinde tuttuğumuz için o sınır ne kadar geniş olursa olsun, Ağustos ayında da oruç tutabiliyoruz. Evet. Günlerin en uzun olduğu dönemde. Ocak ayında da tutabiliyoruz. Dolayısıyla sınırlarımızı bilmeyi bize öğretmesi gerekirken ya da hayatımıza sınırlarımızı bilerek devam etmemizi sağlaması gerekir gibi devam edebiliriz. Hı hı. Yani açıkça açılabilecek bir konu. Namaz, evet, ya da ibadetler aslında bizim hayatımıza davranış ve hayata bakış, tutum, hı hı, tavır olarak yansıyor olması gerekir. Hı hı hı. Buyurun. Bu konuda hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi de var. Hakkı verilerek tutulmaya çalışılan orucun insanın davranışlarında olumlu tesiri olduğu yönünde. Yani buradan anlıyoruz ki aslında hem işte bir detay var, hakkı verilerek tutulan, evet, oruç. Diğeri de insanın hayatına olumlu katkılarının olduğu, davranışında, evet, görünen bir şey, tesiri olduğunu anlamış oluyoruz. Burada bu hakkı verilerek tutulan orucu biraz daha detaylandıralım o zaman. Bu kadar kıymetli bir bilgiye ulaşmışken biz de hakkını verme fırsatını kaçırmayalım böylece. Neleri kastediyor Efendimiz burada? Şimdi buradan biraz nottan bakacağım çünkü, hı hı, metni tam olarak söylemek istiyorum. Hı hı. Oruç perdedir. Biriniz bir gün oruç tutacak olursa kötü söz sarf etmesin. Bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa ben oruçluyum desin. Buradan anlıyoruz ki aslında oruç nefsi olan her şeyi tutmak. Hani normalde zaten yapmamamız gereken şeyler, bunları tutacağız. Bunun yanında aslında helal olan şeyleri de tutuyoruz. Buradan anlaşılan o ki kendimizi büyük miktarda tutmaya yönelten bir ibadet. Hı-hı. Zaten imsak sıkıca tutmak, hani tutma, hı-hı, anlamına geldiği için belki buradan da şey yapabiliriz. Ama toplumsal anlamda mesela gıybet, dedikodu, iftira, mesela yalanı bırakmadıysa tuttuğu oruç boşadır. Hı-hı. Bu da hadis-i şerif. Hı-hı.
Yani yalan varsa bunlar terk edilmesi gereken şeyler. Zaten biz niyet dedik ya, niyet ederken sadece açlığa ve susuzluğa niyet edersek o zaman sadece aç ve susuz kalmış oluruz. Biz niyet ederken doğruluğa niyet edeceğiz, iyiliğe niyet edeceğiz, paylaşıma niyet edeceğiz, sabra, şükre ve Allah'a teslimiyete, arınmaya niyet edeceğiz. İnşallah hepsine vesile olsun bu Ramazan bizim için. Burada ibadetlerle olan kısmına beraber şunu da size sormak istiyorum özellikle. Bizim genel olarak hayata bakış açımız, baktığımız pencere bizim hayatla olan ilişkimizi ve yaşadıklarımız, başımıza gelenleri de doğrudan örtüştürüyor. Yani biraz daha açacak olursam, biz sürekli başımıza çok kötü şeylerin ve talihsizliklerin geldiğine inandığımız ve hiçbir şekilde şansımızın dönmediğine inandığımız bir anlayışta yaşıyorsak, muhtemelen zaten o şansımız hiç dönmez. Ne hikmetse bu böyledir. Aslında burada bir hikmet var. Yani bu bizim yapıp ettiklerimizle de doğrudan alakalı. Bizim getirdiklerimiz, bizim onun olmasına sebep olduklarımızla da alakalı. Ve bir yandan bizim Allah'la olan ilişkimizde, Allah'ım bana neden bunu reva gördün? Benim kaderimde bu da mı vardı? Yani Allah'a karşı biraz daha öfkeli, biraz daha isyankar ve içten içe hep onunla bir hesaplaşma halinde olan kişinin de hayat boyu bir hesaplaşma halinde oluşu var. Dolayısıyla burada bizim temel anlayışlarımızın, yani kendi içimizde yerleştirdiğimiz, oluşturduğumuz temel inançların biraz daha hayatımıza yansıması nasıl oluyor acaba? Nasıl detaylandırabiliriz? Yine açtıkça açabileceğimiz bir konu. Hani olumlu bakarsan olumlu görürsün, iyi bakarsan iyi görürsün diyebiliriz. Buradan da bakabiliriz. Bununla birlikte şöyle de bakabiliriz. Hayat bir bütün ve hayatın içindeki bizim olumsuz zannettiğimiz ya da olumsuz olarak gördüğümüz ögeler aslında olumsuz olmayabilir. Kişi olumsuz olarak değerlendirdiği müddetçe olumsuz olarak kalacaktır. Ama iyi ve kötü insani bir şey. İnsanların tanımladığı kavramlar. Allah karşısında iyi ve kötü aynı derecede olabilir. Çünkü bizim bu kötü dediğimiz, olumsuz dediğimiz şeye ihtiyacımız vardır. Ve buradan öğrenmemiz gerekenler sebebiyle biz bununla karşılaşmış olabiliriz. İşte bu noktada niye ben demek yerine buradan nasıl çıkarım? Şimdi buradan ne öğrenmek gerekiyor? Ne öğrenmem ya da neyi eksik bıraktım? Bununla karşılaşma sebebim benim düşüncelerim mi? Yaşam tarzım mı? Beklentilerim mi? Ya da öğrenmem gereken şeyler mi diye baktığımızda hani o niye ben hep mi benim başıma geliyor kısmından çıkıp evet olan oldu, olduğu gibi kabul etmek çok önemlidir ya. Buradan nasıl çıkarım, nasıl devam ederim? Biraz devam etme mantığına girmemiz gerekiyor. Orada hani olayı değerlendirme kısmında çok fazla kaldığımızda kısır döngüye giriyoruz. Evet. İsim bulmaya çalışıyoruz. Niye ben, neden ben, hep mi benim başıma? Halbuki öyle değil. Biraz da bu sadece kendi açımızdan bakmamızdan ötürü oluyor. Birimizin başına geliyorsa hepimizin başına gelme ihtimali aynı orandadır aslında. Sadece aynı zamanda denk gelmiyordur. Ama hepimiz illaki aynı acıyı, aynı mutluluğu, aynı sevinci yaşayacağız. Çünkü adil bir sistem var ve nasıl ki Ramazan yılın her gününe denk geliyor ve tadıyorsa, biz de aslında diğer insanların yaşadığı birçok duyguyu farklı zamanlarda bize uygun ya da bizim örüntümüze denk gelen zamanlarda mutlaka yaşayacağız diye düşünmek gerekiyor. Yani bir şey yaşanmışsa zaten yaşanması gerektiği için yaşanmıştır. O zaman buradan ne kadar hızlı, ne kadar öğrenerek, ne kadar büyüyerek ya da dayanıklılığımı artırarak çıkarım diye bakmak daha mantıklı olacaktır. İşte bunları söylediğimiz zaman doğrudan bir de Bahriye Hanım, amalarla karşılaşabiliyoruz. Yani tamam, iyi güzel ama ben şimdi bütün bunları nasıl unutacağım? Ama ben başıma gelenleri unutamıyorum. Şimdi burada da çok haklılık payı da var bu amaların. Ve yer yer hepimiz de buna düşeriz. Yani çok net bizim için kıymetli tavsiyelerle karşılaştığımız anlarda bile biz hemen o karamsarlığı da bırakamayabiliriz. Yani bunu da böyle bir üstten bakan bir tavırla söylemiş olmak istemem kesinlikle. Çok gerçekten haklı amalar bunlar ama sanki bu amaların gelişiyle alakalı olan tarafımıza da biraz bakmamız gerekiyor. Yani neden bir iyi yaklaşıma geçmekle alakalı, bulunduğumuz halden çıkmakla alakalı niye bu kadar zorlanıyoruz da sürekli oraya ama koyup
kendimizi bulunduğumuz karamsarlığın içine hapsetmeye çalışıyoruz acaba? Aslında bayağı psikolojik terimlere girmek durumunda kalıyoruz ama nasıl girmem diye düşünsem de olmuyor. Yine bizim çocukluğumuzla ilgili algılarımız, kalıp yargılarımız, bunu ispat etmeye çalışıyoruz. Aslında hep beni bulur diye bir inancımız var ve hep beni bulduğunu karşı tarafa da anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla da buradan çıkamıyorum. Hı-hı. Yani bunu anlatmak yerine buradan çıkmaya niyet etmiş olsak bir ispat, bir anlaşılamamak. Aslında buradan baktığımızda da temelde kendimizi anlatamamak, anlaşılmamak, ifade edememişliğin getirdiği bir sonuç olarak hayat boyu kendimizi anlatmak için amalar koyuyoruz. Evet. Değilse evet böyle oldu, kabul etmediğimiz için. Daha çok tekrar ettiğimiz cümleler ya da anlatmaya çalıştığımız, sürekli anlattığımız konular çoğunlukla kendimize anlatmak istediğimiz şeyler. Henüz biz anlamadığımız için kendimize anlatıyoruzdur. Ama ben diye aslında kendimizi ikna etmeye çalışıyoruz. Karşı taraftan da onay bekliyoruz. Ve böylece bir kısır döngünün içinde hayatı devam ettirebiliyoruz. Değilse tabii ki amalar yerlidir. Kendi içinde haklı sebepleri vardır. Fakat bu haklı sebepler onu ileriye götürmüyorsa, kısır döngünün içinde tutuyorsa, biraz düşünerek, ki oruç buna vesile olabilir, düşünmeyi kolaylaştıran bir süreç oruç. Aç kaldığımız zaman bizi çeldiriciler azaldıkça zihnimiz açılıyor ve tefekkür, düşünce sistemimiz genişliyor. Düşünerek ben neden bu kadar ama diyorum, amalar neden bitmiyor diye düşünmeye başladığımızda Ramazan ayında oruçta aslında daha da kolay çözümlere ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu zihnimizin berraklaşması da yine çok güzel artılarından birisi. Evet. En çok ihtiyaç duyduğumuz konulardan birisi bu. Çünkü o kadar hızlı ve o kadar yoğun bir hayatın içindeyiz ki durup düşünmeye fırsatımızın olmadığı günler geçiriyoruz. Hiçbir şeyi düşünmeye, hem de ne kendimizi ne ailemizi, sadece otomatik pilotta yaşıyormuşçasına günlerimizi doldurduğumuz bir vakitten bizi alıp çıkartıp o gün belki koştur koştur bir alelacele yemek yeme telaşında, kahvaltı yapma telaşında, bunları hayatın içinde böyle bir yerlere sıkıştırmaya çalışırken bizi bütün bu telaşlardan sıyırıyor. Evet. Ve bu telaşlar ortadan kalktıkça tam da dediğiniz gibi böyle zihinde biraz daha rahatlayacağı, biraz daha esneme payının oluşacağı bir alan oluşmuş oluyor. Bundan da istifade edebilmek çok kıymetli. Yani bunu özellikle oruçluyken bir de kendimi mi yoracağım, yorulmak istemiyorum deyip çok daha böyle enerji koruma moduna alabiliyoruz kendimizi. Ben duyduğumda da şaşırdım açıkçası. Mesai saatlerini kendi değiştirme imkanı olan mesleklerde psikologlar açısından da Ramazan boyunca hiç çalışmayanlar, hiçbir şekilde kendini yormak istemeyenler olması, ufak değişikliklere gidilmesi anlaşılır ama bilmiyorum Sümera Hanım, tamamen bizim hayattan koptuğumuz ve ben hiçbir şekilde kendimi yormamalıyım dediğimiz bir anlayışla mı orucu tutmalıyız, yoksa hayatla beraber mi bu orucu yaşantımıza katmalıyız? Aslında dediğiniz gibi toplumsal bir yönü de olduğu için insanın toplumdan tamamen kendini tecrit etmesi ihtiyacı olan o alışverişi yapmasını engelleyecek. Bir diğerinin halini anlayabilmek, işte yardımlaşma, dayanışma dedik ya, bu kadar çok bunlar sosyal içerikli şeyler ki bunları tek başına elde etmesi mümkün değil. Biz bir sistemin parçalarıyız. Büyük bir sistem var ve biz o sistemin altında küçük sistemlerle birbirimize bağlıyız. Ve toplumdan kopmak, psikolojide de böyledir bildiğim kadarıyla. Toplumdan kopmak insanın bireysel olarak da ruh sağlığına iyi gelmeyen bir şeydir. Bu anlamda çok makul gözükmüyor. Ama işte özel durumu olanlar için tabii ki burada genelleme yine yapamıyoruz. Bazı insanların evet oruç tutma zorluğu olabiliyor. Bu durumda tabii, iş saatlerini ayarlaması tabii ki makul görülebilir. Az önceki şeyden biraz geçtik ama tekrar bir tekrar olmuş olmayacaksa. Hani bahsettik ya, insanlar başımıza çok böyle sıkıntılar geliyor diyoruz falan. Aslında imtihan ve hikmet boyutunu belki de kaçırıyoruz. Çünkü biz imtihanı sadece yoklukla ve sıkıntıyla eşleştiriyoruz zihnimizde. Oysa Allah Teala ayet-i kerimesinde bahseder. Yani insanları aslında verirken de imtihan ederiz. Acaba elimizdeki nimetler için soruyor muyuz? Allah'ım bunu bana niye verdin?
Neden bu bende? Güzel, evet. Bunu sormuyoruz ama... Başımıza iyi bir şey geldiğinde bu evet. Nasıl geldi demiyoruz. Aynen, bu bana nereden geldi, niye evet. geldi diye sorgulamıyoruz. Genelde ben kazandım der insan. Ama kaybettiğinde, elinden bir şey gittiğinde de Allah aldı. Beni imtihan ediyor Allah şeklinde. Genelde hatta bunun üzerine zaten ayet-i kerime de bu minvalde gelmiştir. Bunu eklemek istedim. Evet. Ben de bir önceki Tabii. konuya bir şey eklemek istiyorum. Şimdi oruçta işleri durdurmak, hayattan çekilmek ki oruç bireysel bir ibadet bunu Hı. vurgulayarak söylüyorum. Bununla birlikte ben kendi çalışmalarımdan bahsetmem gerekirse Ramazan'da yapılan seansların gerçekten bir seansın 10 seansa bedel olduğunu görüyorum. Açılımlar anlamında, karşı tarafa verimliliği anlamında. Özellikle zor seansların sahibiyle de konuşurum. Bunu Ramazan'da yapalım, çok hızlı ilerleriz diye. Çok hızlı ilerlenir, çok hızlı yol alınır, açılır. Yani zihin açılır, algılar açılır. Aslında yaptığımız zaman, yaşadığımız zaman, deneyimlediğimiz zaman fark edebileceğimiz bir şey oruçta, oruçluyken ya da Ramazan ayında yaptığımız işlerin ne kadar bire 10 verdiği, ne kadar çoğaldığı ve bizim işlerimizi ne kadar kolaylaştırdığını da aynı zamanda deneyimleyerek görebiliriz. Çok güzel bir bilgi. Ben ilk defa böyle bir yorumla karşılaşıyorum açıkçası. Yani bu bereketin... Tamamen deneyim. Evet, evet bereketin tecrübe. Hayatın her alanına yansımasına Yansın, şahit evet. olmak. Hele ki böyle terapi sürecinde bile ki bazen bazı seanslar işte bir yerine 10 açıldı dediniz ya o bir evet. bile açılmayabilir. Evet. Yani bir duvar örerken tuğlaları koya koya bir duvar örüyorsak... Ama en zor seanslar normalde açılmayan insanların bile Ramazan'da ciddi yol kat ettiğini ben şahsen görüyorum. Ve o yüzden Ramazan'da evet. işlerimi çok durdurmam. Çok güzel. Ağustos ayında bile iftardan yarım saat sonra gelmişliğim vardır. Çok güzel geçtiği için o bereketi değerlendirmek Hı-hı. için. Deneyimleyerek öğreniyoruz tabii evet. ki bu bilgi olarak bilebileceğimiz bir şey değil ama bereketi 1'e 10 hani bize bir şey anlatılıyorsa bereket ayı ise kolaylaştırılıyorsa hı hı. her şeyin kolaylaştırılacağına inanmamız gerekiyor hı. biraz. Güvenle ilgili evet, belki. Yine dönüp dolaşıp yani kendi inanç sistemimiz yani evet. o gün niyet dedik niyet ayı dedik. Neye niyet ediyoruz? Yani işte sahura da kalkamamıştım sahurda da çok yiyememiştim ay bugün de çok zor geçecek deyip genellikle işlerin ters gideceğine olan inancımızla mı böyle bir niyetle mi güne başlıyoruz? Yoksa buradan bir oruçla beraber bir hikmet, bir medet umarak mı güne başlıyoruz? O zaman netice olarak hepimiz bir niyet anlayışımızda, oruçlarımıza niyet ederken böyle bir revize yapabileceğimizi de anlamış oluyoruz böylece. Benim için de çok istifadeli oluyor. Çok teşekkür Neyse. Ederim her ikinize de. Özellikle bizim en çok zorlandığımız ve soru cevap bölümlerinde de karşılaştığımız konulardan birisine de değinelim istiyorum. Bugün de konuşacağımızı belirtmiştik. Gençlerle alakalı olan evet. bütün durumlar yani ergenlik dönemi ve gençlerle alakalı olan her konu bizim çok sık soru aldığımız başlıklar arasında. Aileler nasıl iletişim kuracağını bilmiyorlar, kendilerini nasıl anlatacağı konusunda zorlanıyorlar. Biliyorlar ama bildikleri bir şey karşılık vermiyor. Bir faydasını göremiyorlar bildikleri yolun. Yeni bir yolu nasıl çizeceklerini de merak ediyorlar. Ve giderek artan endişeleri arasında da çocukların ibadetlerle alakalı ya da bizim toplumsal olarak sahip olduğumuz değerlerden uzaklaşmalarıyla alakalı yaşadıkları endişeler de var. Ben özellikle bu bağlamda da konuşalım istiyorum. Gençlerde şu an çok vahim bir tablo mu karşımızda var? Yoksa biraz onların iyi yanlarını da acaba görmüyor muyuz? Onların da hakkını teslim edecek olursak neler söylememiz gerekir? Biraz daha bu bağlamda da ekleyeceklerinizi alabilirim. Ben böyle kısa bir şey ekleyeceğim. Daha çok tamam. hocamın alanına giriyor çünkü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet döneminde çevresinde olan ashabın yaşlarını öğrendiğimizde, açıkçası ben öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Hani o Erkam'ın evi diyoruz ya, o gizli davet sırasında evi kullanılan sahabe, 17 yaşında. Yani genelde çevresindeki ashab, işte Enes hep dinlediğimiz hadisleri rivayet edilen, bize ulaşan o büyük sahabe. 6 yaşlarında işte namaza şahit oluşunu anlatıyor Hazreti Ali'nin yaşı yine oralar, o civarlarda. Hasılı kelam aslında... Biz gençlerden şikayet ederken şu bilgi de önemli. Aristo zamanında bile yani ta antik Yunan'da bile gençlerden şikayet edilirmiş. İşte bu gençler adab bilmiyor, nasıl yaşanır bilmiyor falan.
Bu aslında biraz kuşakların birbirini anlayamayışı gibi olabilir. Sonuçta onlar yeni dimağlar. Onlara ulaşılamıyorsa ya da onlarda bir problem varsa aslında dönüp bizim yine kendimize de bakmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam toplumunu gençlerle inşa etmiş. Bu şey bilgiyi gözden kaçırmamak lazım. Güzel. Çok güzel. 17 evet. yaşındaki daha yakına gelelim. Kurtuluş Savaşı'nda savaşan çoğu asker 17-18 yaşındaydı da diyebiliriz. Fakat şöyle bir şey var. Zaman o zaman değil. Şimdi 17 yaşında olanlar, hatta ben bu dönemde liseleri geziyorum, söyleşiler yapıyoruz. Dün de yine başka bir lisedeydik. Ve bir şey fark ettim. Şu an 10-11. sınıfta olan çocuklar galiba 2005-2006 doğumlu oluyorlar yanlış bilmiyorsam. Bir önceki 2-3 sene önce 2000-2001'lilerle bile aralarında çok fark var. Yani 2000 ve 2001'liler o dönemde 10. sınıftayken daha olgun görünüyorlardı. Bu nesil 2005-2006 doğumlar daha çocuksu. Lise çağında bayağı ilkokul çağı ruh haline sahipler. Peki bunun sebebini aileler şikayet ederken yetiştirme tarzlarına bakmaları gerekir. İşte eski çağlarda o zamandan bahsedecek olursak sorumluluk erken yaşta alındığı için herkes kendi sorumluluğunu yürümeye başladığında kendi tuvalet alışkanlığını kimse öğretmeden öğrenmek zorunda kaldığı için ya da yemeğini kimse ona yedirmeden yemek zorunda kaldığı için kendi sorumluluğunu alan bir nesil var. Daha sonra bizim geçmişimize baktığımızda, işte savaşan 17-18 yaşında ülkeyi kurtaran insanların çocukluğuna baktığımızda yine çok erken yaşlarda sorumluluklar var. Bu döneme geldiğimizde çocuklarımızı bebeklikten çocukluğa geçirmekte bile çok zorlanıyoruz. Sürekli peşlerinde dolaşarak onlara hizmet ettiğimizde onları büyütmüyoruz. Onlar büyümediği takdirde de bize yetişkin gibi tepkiler vermiyorlar. Yani tutarsızlıklar içinde bir kaos oluşuyor. Ve dünden bahsetmem gerekirse, dün lise söyleşimizde çıkan sonuç şuydu. Ne olursa olsun bu çocuklar el bebek gül bebek büyütülmüş de olsa iletişim noktasına geldiğimizde anne babaların onları dinlemediklerinden, hatta sadece anne babaların değil okul yönetiminin bir sorun olduğunda çağırıp sadece ceza verildiğini ama muhatap alınmadıklarından bahsediyorlar ve çok şikayetçiler. Tek sorunun bu olduğunu söylüyorlar ki haklılar. Biz hani siz de soruyu sorarken geçtiniz, anlatıyorlar, dinlemiyorlar. Biz anlatıyoruz. Yani iletişim anlatmak neden ibaret değil. İletişim dinleyerek başlar. Bir soru sormak gerekir ve dinlemek gerekir. Biz gençlerimizi dinlemiyoruz. Sadece onları anlatıyoruz. Ve onlar sürekli dinlesin istiyoruz. Fakat insaf etmek lazım. Onlar okulda da dinliyorlar. Sürekli öğüt veren büyükler, evde anne babayı dinlemek. Onlar ne zaman konuşacaklar ki? Ergenlik zihnin çalışmaya başladığı, zihinsel sürecin geliştiği, ön frontal lob dediğimiz bu alnımızın arkasına denk gelen yapının oluşmaya başladı ve bizim analiz yapma yeteneğimizin belirdiği ve geliştiği bir dönem. İçeride zihin çalışırken ve akletmeyi keşfederken, düşünmeyi keşfederken çocuğu susturmak ve sadece anlatmak ona haksızlık aslında. Dolayısıyla sadece anlattığımız çocuklar kendilerini anlatamadıklarında, ifade edemediklerinde davranışlarla ifade ediyorlar. Şu an en büyük ifade şeklini sizin en önemsediğiniz şeyi yapmamak. Dolayısıyla onlara davranışla ifade etmelerini mahal bırakmadan dille, biz biraz söylemle ifade eden toplum değiliz. Yani duygularımızı, düşüncelerimizi ifade etmekten çekiniyoruz. Evet. Yargılanmaktan, yadırganmaktan. Dolayısıyla düşünce ve duyguyu yargılamaktan ve yadırgamaktan kurtulup insanların, özellikle çocuklarımızın duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine izin vermemiz, ortam açmamız gerekiyor. Ki dün mesela bir kızımız şöyle bir şey söylemişti. Ben fikrimi söylediğimde babam neden saygısız olarak değerlendiriyor beni? Ben sadece fikrimi söylüyorum. Evet. Maalesef. Fikir hoşuna gitmeyince yetişkinlerin saygısızlıkla yaftalaması onların geri çekilmesine sebep oluyor. Bir öfke biriktiriyor. Öfke de onların can damarları, yani ailelerin en önemsediği, en istedikleri şey neyse oradan tabii ki cezalandırıyor. Aslında bu bir ceza. Yetişkinlere verilmiş bir ceza gençler tarafından diyebiliriz bir anlamda tabii ki. Evet, ya da bizimle aynı fikirde olmadığı, yani farklı bir fikir belirttiği zaman da biraz daha çocuklar, gençler
aileler burada da tepkilerini ortaya koyabiliyorlar. Yani biz bunu çok sık vurguluyoruz. Birisiyle olan ilişkinizde rahatsız olduğunuz bir durum varsa mutlaka onu suçlamak yerine dönüp sizde olup bitene de bakmak çok kıymetlidir diye. Şimdi hani anne babalar da tabii ki evlatlarının iyiliğini istiyorlar. Ondan yana da bir şüphemiz yok. Evet. Onlar da bildikleri doğru yolu uygulamaya çalışıyorlar belki de. Ama işte bazı şeyler demek ki tekrar tekrar yapmamıza rağmen fayda vermiyorsa farklı bir yoldan. Bir düşünmek lazım. Evet, yani bu şekilde olmuyorsa demek ki farklı bir şey yapmam gerekiyor dedirtiyor bize. Evet. Ve burada biz neden acaba, hayır anne ben böyle düşünmüyorum, hayır baba ben buna katılmıyorum ama bak şurada da şöyle olmuş tarihte biliyor musun gibi bir şeyle karşılaştığımız zaman ne oluyor da biz bu kadar sinirleniyoruz? Acaba biz orada ne hissediyor olabiliriz? İşte oralara da sanki çok yaklaşmak istemiyor gibiyiz. Evet. Burada aslında temel sorun tabii ki iyi niyet ve çocuklarımızın iyiliği için çok şey yapıyoruz. Eskiden bu kadar yapılmıyordu belki. Anne babalar kendilerini feda ediyor, çalışıyor, özel okullar vesaire bir sürü şey biliyorsunuz işte. Fakat bununla birlikte empati yapılmadığını görüyoruz. Yani empati onlara sadece vermek demek değil. Bizim yetiştiğimiz gibi yetişmediklerini, bizim annelerimizin onların annesi olmadığını, bizim babamızın onların babası olmadığını, ortamın tamamen farklı olduğunu, onların bizim çocuklarımız olarak bize tepki verdiğini bir defa kabul etmemiz ve düşünmemiz gerekiyor. Yani biz onlara ortam ve imkan veriyoruz, benlik algısı geliştirmelerini sağlıyoruz, sonra ben diye başlayan bir cümleye tahammül edemiyoruz. Burada başlıyor aslında. Evet. Ben olmaları için her şey mümkün şu an. Çocuklarımız aslında sağlıklı gelişiyor. Ergenler tam ergen. Bizim zamanımızda belki sizin zamanınızda da tam bir ergenlik yaşayamamış olabilirsiniz. Çok gençsiniz ama yeni nesil ergenliğini tam yaşayabiliyor. Ergenliği tam yaşayınca da ergenliğin belirtilerini gösteriyor. Biraz isyan, biraz itiraz, biraz öfke, biraz kendini ortaya koyma, ben diyebilme. Aileler de bunu istemiyor. Biz bunun için vermedik. Çünkü verirken bir kurgu var. Ben her şeyi doğru yaparsam onlar benim istediğim gibi tepki verir. Halbuki her şeyi doğru yaparsak gelişim sağlıklı olur. Yani biz her şeyi doğru yaptığımız için onlar sağlıklı gelişiyor ve ergenliklerini ergenlik gibi yaşadıkları için de aslında mutlu olmamız gerekiyor. Çünkü yaşayacaklar ve bitecek. Büyümeyi başaran bir nesil gelecek aslında. Ben diyebilen, birey olabilen bir nesil gelecek ki bugün konuştuğumuz oruç bahsinde de orucun bireyselliğini inemememiz diyemeyeyim, çıkamamamız ya da nedeni birey olamamamızdan kaynaklanıyor. Bu nesil aslında birey olacak, ben olacak ve ben nesli diye bir kitap da var biliyorsunuz. Bu kötü bir şey değil. Ben olmak bencilliği de doğurabilir. Birey olmayı, sorumluluk almayı da doğurabilir. Bu da bizim elimizde. Onlara benlik algısı verirken sorumlulukla birlikte vermişsek onlar sağlıklı birer birey olacaklar. Ama sağlıklı birer birey olmak için ergenliğin handikaplarını da yaşamak gerekiyor. Yani o zaman artık bizim kaçış cümlemiz olan neymiş bu ergenlik canım? Bizim zamanımızda ergenlik mi vardı söylemini artık biraz daha geride bırakmamız gerektiğini anlıyoruz böylece. O bizim biraz daha sığındığımız, kaçtığımız bir nokta oluyor. Ama bu şunu hatırlatıyor bana. Küçük çocuklarda belli bir yaştan sonra çocuklar yalan söyleyebilme becerisini kazanır. Şimdi yalan söylemeye neden beceri diyorum? Aslında bu beynin gelişim fonksiyonlarını çok sağlıklı bir şekilde yerine getirdiğini gösterir. Çünkü çocuk belli bir yaşa kadar dünyayı sadece kendi gözünden göründüğü gibi zanneder. Yani kendisi nasıl bir açıdan bakıyorsa karşı taraftakiler de onun gördüğü açıyı görüyor zanneder. O ne düşünüyorsa, o ne hissediyorsa herkes öyle hissediyor zanneder. Ama yavaş yavaş işte bu benlik oluşmaya başladıkça ilk adımlarında daha orada kendisinden başka insanlar da olduğunu ve kendi düşüncelerinin sadece kendisine ait olduğunu fark etmeye başlar. Bu da şunu getirir. Aa ben annemi kandırabilirim. Annem beynimden geçeni demek ki okuyamıyor. Ve sonra ufak ufak böyle oyuncaklarını topladın mı? Topladım. Böyle yalanlarla karşılaştığı zaman da aileler çok korkar. Özellikle okul öncesi dönemde yani çok aldığım sorulardan birisiydi. Hocam biliyor musunuz geçen gün hiç tahmin etmezdim. Benim oğlum bana yalan söyledi. Ben çok üzüldüm. Şimdi bu çocuk yalancı mı olacak? Bu çocuk yalan söylemeyi nereden öğrendi? Ya çok şükür
Çok güzel. Demek ki çocuk sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam ve ediyor. Ve ayrışabiliyor. Kendini evet. ayrı görebiliyor. Evet. Bu çok güzel bir adım. Şimdi bakış açısını direkt bu şekilde çevirdiğimiz zaman büyük bir rahatlık oluyor. Ergenlik döneminde de o zaman bunu işte ya bizim zamanımızda ergenlik mi vardı, bu çağın çıkardığı saçmalıklar bunlar, bu çocuklar da böyle yola gelmez canım dediğimiz yerden çıkıp tam da sizin bahsettiğiniz kısımdan bakmaya başlarsak çok şükür ya. Evet. Benim demek ki oğlum, benim kızım sağlıklı bir yetişkin olma yolunda ilerliyor diyebiliriz. Ama tabii ki burada da istediklerini yapsınlar, istedikleri kadar saygısızlaşsınlar gibi bir şey de kastetmiyoruz. Evet. Yani orada da denge olacak ama bizim de biraz onların bu sürecin getirdiği, bizi zorlayan durumları yaşamalarına da müsaade edecek kapasitemizin açılması lazım. Aslında belki de şöyle bir şey. Biz onları anlayışla karşılayacağız. Sağlıklı geliştiklerini, gelişimlerinin sağlıklı ilerlediğini göreceğiz. Bununla birlikte doğruları söylemeye devam edeceğiz. Doğruları söylediğimizde anında yapmalarını beklemeyeceğiz. Hmm. Böyle bir dünya yok. Aslında sorun burada. Evet. Biz söyler söylemez, söyledim yapmadı. Söylediğimizde yapmayacak. Bu birikim, tohum ekiyoruz. Aslında onların içine bu doğru bilgileri biz atacağız. Onlar lazım olduğu zaman çıkarıp kullanacaklar. Ve bu bizim karşımızda olmayacak. Hatırlayın, bilmiyorum evli misiniz? Evet. Evlenince annemizi taklit ederiz. Evleninceye kadar annemizin davranışlarını reddederiz. Çocuğumuz olduğunda ilk davranışımızı annemizin aynısı olduğunu fark ederiz ve ne yapıyorum ben deriz. Dolayısıyla onlar da bizim yanımızda biriktirecekler, dolduracaklar keseyi. Bizden uzaklaştıkları zamanlarda kullanmaya başlayacaklar bunu. Çünkü bizim yanımızda birey olabilmek için, ben olabilmek için farklı davranmaları gerektiğine inanmalarını bekliyoruz zaten. İnanacaklar ve farklı davranacaklar. Ben ayrıyım, senle bir değilim, farklıyım ama vurgulamak isteyecekler. Bunu anlamamız gerekiyor. Aslında biz doğru yapıyorsak, doğrudan şaşmıyorsak ve doğruyu onlara anlatıyorsak bir gün geri döneceğini bilmemiz gerekiyor. Bu kadar endişeye gerek yok aslında. Belki burada biraz gelişim dönemlerini bilmek de gerekiyor. Şimdi herkes psikoloji mi öğrenecek, herkes bu gelişim süreçlerini mi öğrenecek dersek, aslında hadis-i şeriflerde yine bize bunu işaret eden şeyler de var, bilgiler var. Hadis-i şerifte geçtiği üzere çocuğunuzu 7 yaş itibariyle namaza davet edin. Öncesinde ne yapalım peki? Namaza davet yok mu? Var ama nasıl? Hal ile. Aslında 7 yaşa kadar hal eğitimi var. Aslında bütün toplum içinde de söylenen bir şeydir. Çocuk işte kayıt cihazı gibi ne görse kaydediyor. Annesini babasını taklit ediyor diyoruz. Evet, 7 yaşa kadar aslında taklit ediyor. Ama halimizi taklit ediyor. Sözlerimiz çok anlamlı gelmeyebiliyor. Çünkü çocuğun o kadar kelime dağarcığı, anlam dünyası o kadar genişlemiş değil. Peki 7 yaştan sonra ne yapacağız? İşte ergenliğe kadar da kal eğitimi diyoruz. Kavli olarak, sözlü olarak aslında anlatacağız. Ergenlik dönemi aslında vahye muhatap olunan dönem. Yani artık kendisi o da karar bir verecek. Evet, artık o da bir mükellef. Yani İslami bakış açısı da bu yönde. Yani artık ergen kişinin günahı kendine, sevabı da kendine. O orada, artık bir birey. Evet, o artık farklı bir birey. Orada onun ayrışmasını sağlıklı olması için bizim kendi sınırlarımıza çekinmemiz gerekiyor. Yani o ilk etapta anne babanın yüklendiği misyon, işte bensiz bu çocuk hayatta duramaz, işte ben onun her ihtiyacını görmeliyim, bana sonsuz muhtaç algısı ve böyle tırnak içinde çok da ifade etmek belki bazı kimselerin hoşuna gitmiyor ama anlam böyle. Çocuğun ilk efendileri Tanrı olarak da geçer. Bu anne baba olduğu için anne baba bu payeyi bırakmak istemiyor biraz da. O çocuğun la deyişi, hani la ilahe illallah demek için önce bir la demek gerekiyor ya. Çocuğun o la deyişini sanki kendisine gibi algılayınca. Hayır deyişini, evet. Evet, o hayır deyişini böyle algılayınca anne baba bazen çatışmaya girebiliyor. Oysa oradaki hayır tamamen kendini bulma yolculuğunda. Şimdiye kadarki üzerine gelen bilgilerin hepsine bir durun diyor. Bir durun. Ben kendi kimliğimi oluşturayım. Ve dediğimiz gibi yani akıl bali olma sürecinde artık vahyin de muhatabı olan kişi bir bireydir. Bu sorumluluk verme bağlamında da bizim için önemli bir işaret olsa gerek. Bu hayır kelimesini hatırlatmanız çok kıymetli oldu. Yani tekrar tekrar düşündüğümüz, üzerine de düşünebileceğimiz alanlardan birisi. Neden biz inancımızı tazelerken önce hayır diyerek başlıyoruz? Yani la hayır demektir Arapça'da. İşte evet, biz niye hayırla aslında başlıyoruz? Diğer her şeye hayır diyoruz. Evet, yani namazın başına dururken
her şeye hayır, oraya evet diyoruz. Aslında ibadetler, teslimiyet insanlara acizlikmiş gibi geliyor. Benliği yok eden bir süreçmiş gibi geliyor ama öyle değil. Diğer her şeye benzeyen, denk olabilecek, eşit olabilecek her şeye hayır diyerek yaratıcıya, en yüce olana evet demek de aslında eşdeğer bir durum. Evet, ailelerinde, anne babalarında hoşuna gitmeyen şey bize hayır demesin. Hayır desin ama bize demesin. Ama psikoloji böyle bir şey değil. Psikoloji hayır diyebilen insan herkese hayır diyecektir. Annesine, babasına da, eşine de, çocuğuna da diyebilecektir. Ona hayır, buna değil olursa bu defa kişilik bozukluğu olur. Kişilik bir duruş kazanıyorsak. Burada birkaç örnek verebilir miyiz Bahri Hanım? Yani anne babasına hayır diyemeyen kişilerin hayatta yaşadığı zorlukları böyle örneklerle detaylandıracak olursak bu bilgilerin daha kalıcı olabileceğini düşünüyorum. Örneğin şiddet, kız çocuğu annesine babasına hayır dememişse, diyememişse ki evde şiddet olmayabilir. Birisi şiddet uyguladığında ya da eşi evlendiğinde, hakları ihlal edildiğinde, sınırlarına girildiğinde de hayır diyemeyecektir. Ya da işte komşusu izinsiz sürekli onu rahatsız ettiğinde hayır diyemeyecektir. Erkek çocuğu keza yine aynı şekilde evde annesine babasına hayır diyememişse, okulda, arkadaşları, akranları arasında bu denemek, merak etmek, zararlı alışkanlıklar var ya, onlara hayır diyemeyecektir. Bu kızlar için de geçerli, erkekler için de geçerli ama biraz ayrıştırmak akılda kalıcı olsun diye yaptığım bir şey. Hayır diyebilen çocuk işte zararlı alışkanlıklara da hayır diyecektir, yanlışa da hayır diyecektir. Çünkü hayır diyebilmek benlik algısının başlangıcını temsil ettiği için ben diyebilen insan ben yaparım diyebilir, ben yapmam da diyebilir. Hani oruç tutarak ben yapmam diyoruz ya, ben yemem, ben içmem demiş oluyoruz. Aslında hayırı kullanıyoruz burada. Orucun da en büyük katkısı bize hayır demeyi öğretmesi olmalıdır. Belki de demeyelim çünkü çok da olmadığını görüyoruz. Oruç tutarak birçok şeye hayır demeyi, sıradan alışkanlıklarımıza, klişelerimize hayır demeyi başarmakla birlikte kendimize hayırı başarabilmeyi göstermiş oluyoruz aslında. Hayır diyebileceğimizi ispat etmiş oluyoruz. Hayırdaki sınırlarımızı görüyoruz aslında. Evet. Bunun oruç sonrası, Ramazan sonrasında da devam etmesini bekleriz. İşte evde de bir takım şeylere hayır dediğinde çocuk sınırlarının ihlal edilmesine, örneğin tuvalet, banyo alışkanlığı. Siz çocuğunuz tuvalete girdiğinde ben annesiyim girerim derseniz çocuk sınır algısı edinmiyor. Ve başkası girdiğinde de hayır burası mahrem alanım diyemiyor. İnsanın ben dışındaki her şey aslında sınırlarının dışında kalması gerekiyor bir dönem sonra. Evet. O yüzden 2 yaşından sonraki ayrışma döneminde annenin de belli oranlarda kademeli olarak kendini dışlaması, çocuğa alan tanıması gerekiyor diyoruz ya. İşte hayır aslında 2 yaşında başlayan, yapabildiğimiz zaman duruş kazandıran, kişilikli bir insan olmamıza sebep olan, kimlik edinmemizi kolaylaştıran bir süreç. Hayır demeden bir yerde duramayız. Hani namaza nasıl ki diğer her şeye hayır diyerek duruyoruz. Oruç tutarken nasıl ki diğer birçok şeye hayır diyerek sadece aç kalmaya evet diyoruz. İşte hayatımızda da evimizin içinde birlikte yaşarken özellikle yemek, annelerimiz bize ısrar ettiğinde hayır ben onu yemeyeceğim dediğimizde, zorlamadıklarında, hayırı kabul ettiklerinde çocuk da hayır diyebileceğini öğrenmiş oluyor. Yapabileceğini öğrenmiş oluyor. Evdeki hayır işe yaramadığında, çocuğun hayırı dikkate alınmadığında çocuk hayır demenin anlamsızlığını görmüş oluyor ve hayır deme cesaretinden yoksun kalıyor. Bir daha da gösteremeyebiliyor duruma göre karşı tarafın baskı ve ısrarınca diyebiliriz. Burada oruçla alakalı az önce değindiğiniz kısımda hani başka her şeye hayır diyebilmek ve bizi belli bir saat aralığında sınırlı tutmasıyla ilgili zihni nasıl eğittiğiyle ilgili şununla da bağdaştırabiliriz. Bazı yöntemler şunu da kullanırlar kaygıyla alakalı. Çok kaygılanan kişilerde senin için bir endişe saati belirleyelim. O saat senin için hangi saat daha uygun? Yani günün hangi saati senin endişe saatin olabilir? Akşam 9 tamam. O zaman gün içinde gelen bütün endişelerine diyeceksin ki şu an benim endişe saatim değil. Akşam 9'da seni gündeme getireceğim. Kendi kendine bunu yapmaya başlayan kişi
zihnini kontrol edebildiğini, yani düşüncelerin gelişini değil ama düşünceler geldikten sonra ne yapabileceğini kontrol edebildiğini fark ettikçe diyor ki, aa ben akşam 9 olduğunda onları hatırlamıyorum bile. Yani sabah aklıma gelen kaygılar o sırada aklıma gelmiyor bile. O sırada bir işlevi çünkü vardı. Çünkü kendisine düşünebilme hakkı tanıyor. Evet. Evet. O sırada yani sabah o kaygıların gelmesi sabahki bağlamla beraber bir mesajı vardı belki de. Ama biz o kaygılara takılıp mesajdan kaçmak yerine tekrar kendimizi o anın içine getirdiğimiz zaman o anla hemhal olup bununla ilgili yüzleşmemiz gereken şeylerle, zorluklarla da yüzleşme becerisi kazanıyoruz. Bir taraftan da bu kaygılara kapılıp gitmek zorunda olmadığımızı, bu düşüncelere kapılıp gitmek zorunda olmadığımızı, onları belli bir zaman aralığına çekme becerisiyle beraber de öğreniyoruz. Aynı oruçta da Evet, olduğu ne gibi. güzel söylediniz. İftar vakti geliyor ve iştahımız Evet. kapanıveriyor. Evet. Bekliyoruz, bekliyoruz, yemiyoruz. Evet, Nasılsa yani yiyebiliriz çünkü. bir çorba içtikten sonrası fazla bile Evet, gelmeye evet. başlayabiliyor. Evet. Hatta ayet-i kerimede de geçer ya, eyyâmen merdûdât, o sayılı günlerdir. Yani aslında burada psikolojik olarak insanlar rahatlatılıyor. Yani bu sürekli değil, 12 ay boyunca değil, belirli günler, sayılı günler. Ve o gün bire işte 10 kazanılan günler, aslında kazanç günleri. Size açılmış kapılar var, orayı bol bol değerlendirin. Yani bu geçici bir süre. Diye önden de bu bilginin verilmesi kesinlikle bunlarla çok güzel örtüştü. Evet. Burada ben özellikle biraz daha ailelerden de bahsetmişken ailelerin Ramazan'ı kendi muhabbetleri yönünde bir imkan, bir fırsat vesilesi olarak ne açıdan görebileceklerini de sormak istiyorum. Yani evet ergenlik döneminden bu kadar korkmayalım, çocukların hayır demesinden bu kadar korkmayalım dedik. Bir yandan da tabii ki değerleri de onlara öğretmek, onlara kazandırmak istiyoruz. Ve maalesef pek çok genç de artık çok ciddi bir şekilde bunlardan uzaklaşma, katı bir şekilde uzaklaşma durumuyla da karşı karşıya kalıyor aileler ve çok endişeliler. İşte Ramazan'ı tam da bu ailenin muhabbetini artıracak, onların birliğini artıracak bir fırsat olarak görebilecekleri imkanlar neler? Bu dönemi acaba nasıl değerlendirebilirler? Şöyle aslında aynı saatte yemek yemek, aynı saatte işte sahur ve iftar olması çok büyük bir fırsat. Çünkü normal şartlarda uzun saatler çalışan bir baba genelde akşam yemek saatini kaçırabiliyor. Çünkü çocuklar okuldan gelince acıkmış oluyor, belki yiyorlar yemeklerini. Ama bu süreçte hem sahur hem iftarda bir araya geliyor aile. Onun dışında işte teravih namazı, ondan sonra işte birlikte paylaşımın olması, iftar sofralarına bir eş dostun davet edilmesi. Bunların hepsi aslında çocukla yapılan hani kaliteli zaman diyoruz ya. Yani anda kalınan şeyler. Yani o an aslında yemekten başka bir şey düşünülmüyor. Normal şartlarda çok aç olmayan ya da gün boyu aç kalmamış bir insan bir yandan yemek yiyor, bir yandan belki telefona bakıyor. Dikkati daha dağınık oluyor. Ama o özel zaman, iftar zamanı çok acıkmış insan sadece yemekle ve sofrasıyla meşgul. Bu da kaliteli zaman anlamında kıymetli olacaktır. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ramazan ayında ibadetlerini daha da artırır ve kendisi ibadetlerini yerine getirirken ailesini de davet eder, sürekli çağırırmış. Zaten namazla ilgili olan ayette böyledir ya, ehlini yani aileni namaza davet et, sen de ona sebat göster. Aslında bizim yaşamamız, ibadetlerdeki sebatımız çocuklara da aktaracak belki de en temel unsur. Yaşayarak, yaşayarak örnek olarak. Evet. Evet, siz neler eklersiniz Bahriye Hanım? Şimdi değer gerçekten anlam ve değer kaybı yaşadığımız doğru. Bu nasıl oldu diye bir bakmak gerekir önce. Biz çocuklarımıza değeri somut olarak vermeye başladık ya da işte bunu yaparsam ben de bunu yaparım. Sınavdan şu kadar alırsam ben de sana şunu yaparım. Yani şu sonuç odaklı yetiştirdik ve çabayı önemsemedik. Çaba ve gayret değer ne demek? Değer ve anlam soyut kavramlar. Somutta aramamamız gereken durumlar. Biz bunu somuta indirgedik. Yani çocukların çabalarını ve gayretlerini onaylamadık, takdir etmedik ki bizim çocukluğumuz öyle değildi. Çaba ve gayret gerçekten bizim için, öğretmenlerimiz için de keza, anne babalarımız için de daha önemliydi. Sonuçtan bağımsız olarak değerlendirilirdi. Bunu kaybettik. Burada çabayı ve gayreti öne çıkararak çocuklarımıza değer ve anlamı
yeniden vermeye başlayabiliriz. Neden buradan başlamamız gerekiyor? Çünkü çocuklar kendi çaba ve gayretleri anlamlı bulunmadıktan sonra diğer anlamların peşine düşmüyorlar. Çünkü kendi yaptıklarının bir anlamı yok. Dün yine lisedeydik aynı şekilde. Çocuklar ısrarla şunu söylediler. Bizim notlarımız düştü ve aileden tehdit alıyoruz. Bu şekilde devam edersen seni okuldan alırız. Hatta bir iki kız evlendiririz dediler, dedi. Böyle bir şey değil. Yani ergenlikte insanlar düşebilir, kalkabilir. Bazen ders başarısı, insanın kendi gelişimi ya da yaşadığı olaylara bağlı olarak da değişebilir. Ya da psikolojisi, ruh hali, zihinsel süreçleri etkileyebilir. Burada çabasını görmek yerine sonuca odaklı baktığımızda ve okuldan alma tehdidi ya da işte okumayacaksan evlendiririm tehdidi yaparsak bizim çocuklarımız değer ve anlam bilmezler. Yani değer ve anlamdan aslında onları bizim uzaklaştırdığımızı bilerek bu Ramazan'ı vesile etmemiz gerekiyorsa yine çabayı, yine gayreti, sonucu değil ve beraberliği. İşte biz burada sofrada otururken çocuğumuz oruç tutsa da tutmasa da beraber olmayı önemsemediğimiz durumlarda mümkün değil. Değer ve anlamı onların hayatına yeniden inşa edemeyiz, koyamayız ya da anlatamayız. Beraberlik, birliğin önemini, beraber sohbet edebilmenin önemini, iletişimde kalabilmenin önemini önce bizim hissetmemiz gerekir. O sohbetin geçerliliği bizim taleplerimize bağlı olmamalı. Evet. Yani çocuklarımız bizim istediğimiz şekilde yaşamadıkları için onlardan bu sohbeti ve muhabbeti esirgersek işte anlamı ve değeri çıkarmış oluyoruz. Ve biz bunu yaptık ve şu an gerçekten değer ve anlam noktasında şöyle bir şey, nasıl görüyoruz bunu? Yeni nesil değerleri yok diyoruz. Onlar değerleri evrensel olarak belirliyorlar. Mesela herkesi kuşatan, hayvanlara ve insanlara aynı şekilde bakabilen, insan seçmeyen ya da sınıflama kategorize etmeyen, taraf tutmadan olduğu gibi kuşatmak isteyen bir ergen topluluğu var. Bu kötü bir şey mi? Bu iyi bir şey. Bununla birlikte insanın kendi şahsi değerlerinin de olması gerekiyor. Kendi toplumu, kendi milleti. Yine dünkü liseden örnek vermek gerekirse hiç kimse milletini sevmiyor, kendi vatanını sevmiyor. Vatanın durumu, işte ekonomi vesaire diye giren 15 yaşındaki çocuklar var konuya. Dolayısıyla kendisi ve kendi değerlerini biz onlardan aldığımız zaman onlar evrensel değerleri kendi değerlerini atlayarak bulmaya çalışıyorlar. Evrensel değerler çok önemli. Fakat biz kendi değerlerimizden yola çıkarak evrensel değerlere ulaşmalıyız. Önce kendi değerlerimiz olmalı. Önce ben, sonra biz olabilmeliyiz. İşte ailelere çok büyük iş düşüyor bu anlamda. En başta tekrar ediyorum, tekrarlıyorum. Çaba ve gayreti onaylayarak, çaba ve gayrete vurgu yaparak onlara anlam ve değer fikri kazandırabilirler. Değilse bu şekilde gerçekten anlamsız ve değersiz bir toplum geliyor. Burada özellikle bizim de şimdiye kadarki programlarımızda biraz daha ergenlik çağı, gençlerle alakalı konuştuğumuz programlarımızda da çok vurguladığımız konulardan birisi de aklıma geliyor. Onlarla olan muhabbetimiz, bağımızın güçlenmesi. Yani biz onlarla olan bağımızı kuvvetlendirmediğimiz sürece onlarla aynı dili konuşmamız mümkün değil. Hatta onlar ve biz diye bir ayrım yapmamız bile aslında yerinde değil. Yani biz hepimiz aynı gemide yolcuyuz. Karşı taraflarmış. Onlar bizim geleceğimiz. Evet. Geleceğimizi onlara teslim edeceğiz ve bugün gerçekten acı bir gerçek. Çoğu yetişkinin gençleri sevmediğini, çoğu gençlerin de yetişkinleri sevmediğini açık açık söylediklerini görüyoruz. Bırakıp gideceğimiz nesil onlar. Ve evet, onlar ve biz diye bir şey var. Onlar tarafından da var, gençler tarafından da var, yetişkinler tarafından da var. Acı. Evet. Çok acı. Biz insan olarak değerlendiremiyoruz. Ayrışma burada yaşlarla birlikte başlıyor. Ve biz onları muhatap almadığımız sürece onların bizim muhatap almasını beklememiz biraz saf dillik oluyor. Onlar bir birey, ergenlikle birlikte, buluğ çağıyla birlikte artık akletmeye başlıyorlar, düşünmeye başlıyorlar ve ben demeye başlıyorlar. Dolayısıyla bizim onları muhatap almadığımızı çok net fark ediyorlar. Ve hep söylerim, her yerde söylerim, biraz avam bir tabir olacak ama kimse aptal değildir. Herkesin aklı ve zekası var ve görür, anlar aslında. Ergenler de anne babaların tutarsızlıklarını, tezatlarını çok iyi görürler. Niyetlerini de çok iyi okurlar ve bilirler. Evet.
Evet ve bir yandan da işte bizim genellikle sığındığımız çok farklı çağlarda yaşıyoruz. Ben onların dünyasına giremiyorum. Ben onların dilinden anlamıyorum. Girmek zorunda mıyız? Yani şöyle ben şu açıdan girmemiz gerektiği kısmına değineceğim ama tabii ki ekleyeceklerinizi alalım. Özellikle de bu teknoloji çağıyla, internetle beraber bizim hiçbir şekilde hakim olmadığımız, yani adını bile bilmediğimiz mecralarda çocukların saatlerini geçirdiği durumlarda biz çok farklı ve çok üzücü neticelerle karşılaşabiliyoruz. Çok vurucu örneklerden birisidir. Oyun bağımlılığı ile alakalı danışmanlık almaya gelmiş birisinin, yine konuklarımızdan birisinin anlattığı bir örnekti bağımlılıktan bahsederken. Oyun bağımlılığı ile alakalı ailenin destek almak için getirdiği çocuğun oynadığı oyundaki sohbet kısmında, oyunlardaki sohbetlerde kaydedilmiyor. Bu sohbet kısmında tanıştığı kişinin uyuşturucuyu ona anlatması ve uyuşturucu satmaya başlamasıyla beraber bu çocukta oyun bağımlılığı ile beraber zaten bir uyuşturucu bağımlılığı olduğu gerçeğiyle de karşılaşıyorlar. Yani böyle de hiçbir fikrimizin olmadığı bir dünya da var orada. O yüzden onların hayatına biraz daha dahil olup bağ kurmak için aynı dili konuşmamız gerekir. Aynı paylaşımlarda bulunmamız gerekir. Onun takip ettiği şeyler neyse bizim hoşumuza gitmese bile biraz onlardan haberdar olmamız gerekir en azından. Yani hayatımızda hiç duymamış gibi davrandığımız sürece neden zaten gelip bizimle bununla alakalı bir paylaşımda bulunsun? Bu beklenti olarak, ideal olarak güzel bir hedef. Hı hı. Ama mümkün değil. Pratikte pek mümkünatı yok. Çünkü hı hı. biz onlar kadar teknolojiyi kullanamıyoruz. Tabii yani onlar kadar olması evet, mümkün onlar değil. Onlar mutlaka manevralarla bizden İllaki. Gizli. İllaki kendi platformlarına erişecekler. Burada bizim yapabileceğimiz ortak nokta, onların hayatında, dünyasında olabileceğimiz değişmeyen noktalar var. Hmm. Neresi burası? Sohbet, muhabbet. İşte siz de dediniz ya, o oyuna onu saran ne? Sohbet. Hmm. Karşı tarafın onunla muhabbet evet. etmesi ve aynı dili konuşması. Aynı dil, aynı şeyi yapmak demek değildir. İnsani değerlerde, evrensel değerlerde. Hobilerle vesaire illaki bir ortak nokta bulunur ama çocuklarımızla ortak nokta aramaya gerek yok. Onlar bizim çocuklarımız ve ortak noktalarımız illaki vardır. Biz onları onlara gitmek yerine kendi çağımızda tutmaya ve onları kendi çağımıza hatta çağımızın ötesine çekmeye çalıştığımız için aslında onlara ulaşamadığımızı fark ederiz biraz daha bakarsak. Biz onların çağından korkuyoruz. Onların yaptıklarını yapamıyoruz. Dijital dünya gerçekten her gün yeni bir buluşla, yeni bir icatla, yeni bir açılımla geliyor ve biz yetişemiyoruz. Ve ben yetişmeyi kendimden beklemiyorum yaşım itibariyle. Yetişebileceğim nokta neresi? Muhabbet, bağ kurma, iletişimi devam ettirme ve ortak noktalarda kalmaya devam etmek. Ve bu ortak noktalar benim çağım, benim içinden çıkmaya çalıştığım, geride bırakmaya çalıştığım çağım olmamalı. Biz biraz bunu yapıyoruz. Çocuklarımızı kendi çıktığımız çocukluğumuza döndürmeye, oraya çekmeye çalışıyoruz. Biz yapmadık. O da yapmasın. İşte ben ergenlik mi gördüm? O da görmesin demeye getiriyoruz aslında. Ben ergenlik mi gördüm? Bizim zamanımızda ergenlik mi vardı? Sorusu bitiyor. Devam ettirsek o da yapmasına geliyor aslında. Onda da olmasın, burada da olmasın demeye geliyor. Sadece dilimiz yetmiyor. Bunu söylemeye imtina ediyoruz. Evet. Ki çok haklısınız. Evet onlarla aynı noktada buluşalım ama pratikte yeri olmayan şeyler. Bu çok zor. Kendi adıma benim yapamayacağım bir şey, takip edemeyeceğim bir dünya orası. Evet. Onların o dünyalarında özgürce kendileri olarak devam edebilmeleri için güvenli bağlanma dediğimiz, güven ilişkisinin olması gerekir. Birey ve ben dediğimizde işte hayır deme ve sorumluluk almayı öğrettiğimizde onlar da o mecralarda orada neye hayır demeleri gerektiğini bilecekler. Çünkü kendileri yapmış olacaklar. Şu durumda ne oluyor? Aslında bir benlik olmadığı için o oyunları, maddeleri kendileri kullanmış gibi hissetmiyorlar. Bir şeye tepki, cevap, itiraz ya da intikam bir sürü şey olabilir. Ama ben diye bir şey olmadığı kesin. Çünkü insan ya da ben diyebilen insan kendine zarar vermez. Bencilliktir. Yani benlik, birey biraz bencilcedir. Önce kendini düşünür insan. Önce kendini düşünmüyorsa ben diyemiyor demektir. Hocam burada benim aklıma şey geldi. Annelerin yalvarmasıyla yemek yiyen çocuklar. Yani kendi aslında bedeninin kontrolünü bile eline alamamış bir çocuk. Nasıl ben desin? Yani doydum diyor. Hayır doymadın. Bununla doyulmaz. Bunu duyan çocuk. Aa evet ben doymamışım annemin dediğine göre. Sonra bu tabii ki bir şey gibi kar topu gibi.
bebeklikten, çocukluktan başlayan bu muamele bizlerde de alışkanlık oluyor ve çocuğun ileriki hayatında da işte bu olmaz, sürekli bir karar mekanizması hala annenin elinde, babanın elinde kaldığı sürece o ben diyemeyecek. Aynen dediğiniz gibi. Oysa bizim onlara belki de katmamız gereken şey rehberlik etmek. Rehber olup ihtiyacı olduğunda burada olduğumuzu söyleyip aslında kenarda bekleyebilmek. Saygıyı öğretmek aslında böyle olacaktır. Biz hep saygıyı anlatarak öğretmeye çalışıyoruz. İşte kurallar silsilesi anlatıyoruz, vaaz ediyoruz. Oysa yaşamak, önce ben saygı göstereceğim ki o da bana saygı göstermeyi öğrenecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Fatıma odaya girdiğinde ayağa kalktığı rivayet edilir. Yani bu onun daha üstün oluşundan değil ama ona bir şeydir, ne denir, saygının ya da muhabbetin işaretidir ve bunu o şekilde aslında öğreniyor. Aslında kendine saygı. Saygı kendine saygı. Kendinden olana saygı. Bugün bizim ergenlere ve gençliğe bakışımız aslında kendimize bakışımız. Onlar bizim devamımız, bizim üretimimiz, bizim sonucumuz. Biz kendimize saygı duymadığımız için ve duruş, tutarlı duruş ergenlikte çok önemli. Ergen anne babasının tutarlı duruşunu sorgular. Ufak bir tutarsızlıkta anne babayı bitirir. Artık ona saygı duymaz. Ve bizler de sadece konuşmayı ve öğüt vermeyi çok güzel yaptığımız halde bunu hayata geçirmediğimiz için aslında bunlarla karşılaştığımızda bilmekte fayda var. Yani tutarlı duruş sergilediğimizde, doğrudan vazgeçmediğimizde ve bunu dayatmak yerine kendimiz uygulamaya devam ettiğimizde illaki karşı tarafa geçecektir. Çocuklarımız bu duruşa en azından saygı duyacaktır. Saygıyla karşılayacaktır diye düşünüyorum. Burada şey de diyebilir miyiz hocam? Belki o aleme girememek tamam ama bunu da itiraf etmek. Yani ben aslında seni anlamak istiyorum, merak ediyorum. Sen neler yapıyorsun, bu nasıl bir şey? Bana biraz anlatır mısın? Acaba anlar mıyım? Belki de insani yönümüzle yaklaşmak. Diyebilir miyiz? Evet, güzel. Yani yapamıyorum, sana ulaşmak istiyorum ama ulaşamıyorum, beceremiyorum. Zaman çok hızlı değişti ve ben kendimi bu konuda geliştiremiyorum gibi itiraflar olabilir ve yardım istenebilir. Çocuklar yardım edecektir. Çünkü onları dinliyorum ben ve onlar dinlenmek istiyor, anlatmak istiyor. Ve şu, tekrar hani laf lafı açıyor, belki başa sarıyoruz ama. Gerekli cümleyle de toparlayalım. Evet. Şu, hani hep anlatıyoruz ya, anlatıyoruz. Çocuklar anlattığımız o birikimi artık kullanmak istiyor. Artık bize bir şeyler anlatmak istiyor. Bize kendini göstermek istiyor. Dinlememiz için birçok sebep var. Birçok gerekçe var. Çünkü onlar daha doğmadan biz onlarla konuşmaya başladık. Onlar adına konuşmaya başladık. Onlar adına planlar yaptık, programlar yaptık. Ve artık onlar diyor ki, evet senin bu yaptığın her şey benim üstümde, üzerimde bir şeye dönüştü ve ben bunu sana göstermek istiyorum izin verirsen. İşte onların, bizim onlara verdiğimiz her şeyi bize yeniden göstermeleri, yansıtmaları için bir adım geriye çekilip izin vermemiz ve dinlememiz gerekiyor. Evet. Ve dinleyerek başlamamız gerekiyor ya da. İnşallah bundan sonraki temennimiz de bu yönde olsun diyelim. Her ikinize de çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Çok kıymetli bilgilerden bahsettiniz. Ramazan'ı, orucu, ibadetlerimizi ve aile ilişkilerimizi zihnimizde yeniden nasıl revize edebiliriz? Bununla alakalı hangi değişikliklere ihtiyacımız var? Hepsini anlama fırsatı sağlamış oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Kendini bilmekte bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.